Evet, bugün sizlere uzun vadede en güvenilir, sağlam projeli, bol sıfırlı bir coin olarak BitTorrent'ten bahsedeceğim. Hepimizin en sevdiği coin ve sağlam projeli. İlk önce bir intro girsin, ardından incelemize başlayalım ve 1 TL ne zaman olur onu bir tahmin etmeye çalışalım. Hadi videoya geçelim. Videoya başlamadan önce çok kısa bir bilgilendirme yapacağım. Burası Telegram grubumuz, yani bizim YouTube kanalımızın sohbet grubu. Burada hepimiz sohbet edeceğiz. Sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bana özelden de yazabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım ve ekrana vermemişim. Harika. Tekrardan söylüyorum. Burası bizim sohbet grubumuz. YouTube kanalının sohbet grubu. Buradan sohbet edeceğiz. Sizlere sağlam projeli coinleri anında göndereceğim. Sizin incelememi istediğiniz coinleri anket oluşturup burada beraber hangi coin'i bir sonraki videonun hangi coin olması gerektiğini konuşacağız. Aşağıya linki koyacağım. Bu linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi BitTorrent'e tekrar geçelim. Herkesin en çok istediği şey tabii ki de BitTorrent'in 1 TL olması. Ya da yükselmesi de olur. 1 TL de olması. Kâr edilir. Ama çoğu kişi internette gördüğüm zaman BitTorrent yazdığım zaman ne zaman 1 TL olur? Ne zaman 1 lira olur? Bu tür anahtar kelimeleri görüyorum. Bir önceki boğa sezonunda BitTorrent 2-0 önüne atmıştı. Bunu her zaman söylüyorum. 2-0 önüne atıp şu gördüğünüz sıfıra gelip zirve seviyesini gördükten sonra hemen aşağıdan da belirteyim. Sonra tekrar bir düşüş yaşamıştı. Tekrar bir önceki sıfırına düşmüştü. Bir önceki yıla tekrar bakacak olursak BitTorrent buradan bu seviyeye geliyor. Ardından buradaki sıfırında ilerlemeye devam ediyor. Bir sonraki boğa sezonunda ise buradaki sıfırda zirve seviyesini görüyor ve sonra buradan bir önceki sıfırından devam ediyor. Birçok arkadaş bu şekilde inceleme dalga geçiyor, inanmıyor. Ama çoğu sağlam projeli coinlerde bu şekilde oluyor. Ya da bir anda çok şiddetli bir patlama yaşayıp devam ediyor. Ama Mana Coin'de de gördüğünüz gibi 20 Kasım 2020'de 0.65'lerdeyken 4 lirayken şu an 44 lira, yani 2.0 önüne katarak yükselişe geçti. Ben anlatacaklarım bu kadar. Sadece şöyle bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi bir önceki Mart ayında boğa sezonunda önünde şu an 3.0 var. Önünde 3.0 var ve boğa sezonundan bir anda yükselişe geçiyor. Önüne 2.0 atarak devam ediyor. Ve ardından tek sıfıra düştüğü anda görüyorsunuz zaten burada. Bakın, tek sıfır demişim, 2.0 önüne katarak bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şiddetli düşüşler tabii ki de yaşıyor. Gördüğünüz gibi en düşük seviyesi 19 seviyelere kadar gördük. Buralardan alım yapanlar gerçekten çok karlı ve buradan satanlar ise gerçekten çok çok karlı. Güzel karlar elde ettiler. Ben ise buralarda bir yerde aldım, hala da tutmaya devam ediyorum. Çünkü benim istediğim seviyeler bunlar değil. Gördüğünüz gibi şu anda ise 33 kuruş, 33 sent civarlarında ve sürekli bu şekilde ilerliyor. Bakın, her zaman aynı fiyatlarda. Bir önceki seneye baktığımız zaman da o zamanlar da hep önünde 3-0 varken aynı fiyatlarda sürekli ilerlemeye devam ediyor. Ta ki boğa sezonuna gelene kadar ve önüne 2-0 at devam ediyor. Sonra 1-0'a düşüp tekrar devam ediyor. Size anlatacaklarım bu kadardı. Kısa bir video oldu. Sıkmadığım bir video oldu. 1 TL ancak bu şekilde olur. Ama o zirve seviyesini yakaladığı zaman lütfen o yakalamadığı anda satmaya bakın. Çünkü zirve seviyesini 2-0 attıktan sonra, gördükten sonra düştüğünü hepimiz burada görüyoruz zaten. Bakın, şiddetli düşüşler yaşıyor. Çok fena. Buradan tekrar alım yaparsınız. Kâr elde ettiğiniz miktarla ya da kârı alıp çıkarsınız. BitTorrent'inde bir parasını yemiş olursunuz. Size kalmış bir şey. Yani anlatacaklarım bu kadardı. Bu arkadaş inanmayabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes kendi öz iradesiyle bunları yapıyor. Tekrardan gelecek olursam bu grubumuza herkesin katılmasını istiyorum. Özellikle benim uzun zamandır takip eden takipçilerim. Sizlere burada iletişimde devamlı olacağım. Ve burada attığım özel coinleri sizinle paylaşacağım. Buraya göndereceğim. Ve bunları da katıl butonu açılınca orada detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Teknik analiz yapmıyorum. Sadece size mantıklı olan kripto paraları tanıtmaya çalışıyorum. Teknik analiz her zaman tutmadığına inanıyorum. Çünkü burası risklerle dolu bir platform. Söyleyeceklerim hepsi bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar.